Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmazsan sevinirim. Şimdi bugün Eylül ayı için yaptığım alışverişten biraz bahsetmek istiyorum. Ben Eylül ayını galiba üniversite yıllarımdan beri çok fazla seviyorum. Çünkü benim genel olarak ajanda aldığım, defterlerimi aldığım, genel olarak bir kırtasiye alışverişi yaptığım bir ay gibi geliyor bana nedense. Tabii artık çok akademik ajanda alamıyorum. Onun yerine yıllık olarak tek tek ayırıyorum. Böyle yıllara ayırıyorum yani defterlerimi, ajandalarımı. Bu sene de hatta heyecanlandım. Kesinlikle heyecanlandım yine çünkü defter aldım. Bazı kitaplar ve bir tane de puzzle aldım. Şöyle, ajandama da aldığım bu markayı biliyorsunuzdur. Şöyle güzel bir kutuda gönderdiler yine. Ve yine tabii ki hediyesiyle gönderdiler. Bu sefer ajanda almadım. Çünkü şöyleymiş, bu markanın 2023 ajandaları Aralık gibi çıkıyormuş, Kasım-Aralık gibi çıkıyormuş sanırım. Ben de sitesinde sadece akademik ajandalarını görünce artık dedim galiba hani normal yıllık olarak çıkarmayacaklar. Mesaj attım ve mesajıma bu şekilde geri dönüş yaptılar. Onlar yerine böyle yıllık defter olarak kullanmak için böyle iki tane güzel defter aldım. Bunların içleri şu şekilde çizgili. Şu an tam olarak ne için kullanacağımı bilmiyorum ama genel olarak bu duruşu beğendim ben. Böyle ikisinin de rengi çok güzel bence. Muhtemelen ajandamla birlikte kullanırım ve kitaplarla ilgili şeyleri, okuduğum kitaplarla ilgili yorumlarımı, satın aldığım kitapları bunlarda not ederim diye düşünüyorum. Çünkü bu aralar çok fazla karıştılar yani. Video çekmek için kitaplarla ilgili not alıyorum, filmlerle ilgili not alıyorum. Hiç böyle elimde bir toplu bir şekilde defterde bulunmuyor bunlar. O yüzden bunları bu şekilde kullanacağım inşallah. Onunla birlikte bir de şöyle geçen sefer de rüya defteri yapmıştım. Bu Ocak ayında bana gönderdikleri bu küçük defterden. Yine böyle küçük bir defter göndermişler. Böyle arılı kendisi. Böyle küçük defter göndermeleri bence çok tatlı. Bunu da artık bilmiyorum bir şeyler için kullanacağım. Çünkü çok sevdim kendisini. Uzun süredir de okuduğum kitapları, aldığım kitapları, okuyacağım kitapları falan paylaşamıyorum zaten. Böyle bir yeni bir kan lazımdı bana. O yüzden böylesi çok iyi oldu. Şimdi aldığım ilk önce puzzle'dan başlayayım. Daha öncesinde How I Met Your Mother puzzle'ı almıştım. Bu sefer de Friends puzzle'ı aldım. Bunlar böyle bittiklerinde 99 parçalar zaten. Bir A4 boyutunda falan oluyorlar. Ben çok seviyorum yapmayı. Puzzle yapmayı istiyorum ama şu an evim de çok müsait değil. Ve yaparsam zamanım da yok açıkçası. Yani bunu yapmaya zamanım yok. Öyle, o yüzden böyle küçük puzzle'lar alıyorum. Keşke daha güzelleri olsa. Harry Potter'lı olanlar var. Yani bilmiyorum, 99 parça çok fazla yok. O yüzden ben de böyle buldukça, canım istedikçe böyle küçük puzzle'lar alıp birazcık kendimi sakinleştiriyorum. Şimdi aldığım ilk kitaba geçelim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitap almışım. 7 Gece diye bir kitap aldım. Kitap Can Yayınları'ndan çıkmış. Kitabın arka kapağında da şöyle demiş. Neden doğrudan metinleri incelemiyorsunuz? Eğer metinler hoşunuza giderse ne âlâ. Eğer hoşunuza gitmezlerse onları hemen bırakın. Zira zoraki okuma kadar saçma bir eylem olamaz. Onun yerine zoraki mutluluktan bahsetmeyi yeğlerim. Bence şiir hissedilen bir şey ve eğer siz şiir hissedemiyorsanız, eğer güzellik hissiniz yoksa, eğer bir öykü sizde daha sonra ne olacağını bilme arzusu uyandırmıyorsa, yazar onu sizin için yazmamıştır. Onu bir kenara bırakın, edebiyat dikkatinize layık olan ya da olmayan, yarın okuyacağınız başka bir yazarı size sunacak kadar zengindir demiş. Bu da böyle genel olarak almadığım ve böyle okumadığım tarzda, böyle çok da kimsenin önermediği, tamamen kendi irademle bulduğum bir kitap olduğu için almak istedim. Böyle olunca yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz zaten. Yoksa sürekli önerilen kitaplarla birlikte çok kendi etrafımda bulunmayı sevmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Arada bir böyle alışverişime kimsenin önermediği, tamamen araştırarak kendimin bulduğu kitapları koymayı seviyorum. Ama şu ikinci kitap öyle değil. Bu ikinci kitap normalde böyle kanalın başından beri 1984'ü, Cesur Yeni Dünya'yı, hatta bunları okumanın benim okuma tarzımı daha da değiştirdiğini ve geliştirdiğini söylemiştim. Çok çok öncesinde. Dediğim gibi Cesur Yeni Dünya ve 1984'de de ilham kaynağı olan bir kitap. Hatta bu kitabıyla yazar karşı ütopyacı romanın babası unvanını kazanmış. Bence o iki kitabı seviyorsanız okumanız gereken bir kitap diye düşünüyorum. Ben de okuduktan sonra tekrardan yorumlarım bunları. Ve uzun süredir de böyle 1984 gibi, Cesur Yeni Dünya gibi bir kitapta okumuyordum. Böyle kitaplar bence çok sürükleyici ve böyle içine alan kitaplar oluyor. Umarım bu kitap da öyledir diye düşünüyorum. Şimdi diğer kitabımıza geçelim.
Bunu yine modern klasiklerden alayım. Muhtemelen güzeldir diye aldım ve bir sebeple daha aldım. Bu yazarın bir kitabı vardı aslında. Ben onu okumayı çok istiyorum ama o kitap çok kalın ve tam yazarın tarzını da bilmiyorum. Hatta Açık Hava serisinden bir kitabını daha almıştım bu yazarın, daha okumadım. Yazarla bir tanışma kitabı olsun diye genç bir doktorun anıları kitabını aldım. Kitabın konusu, yeni mezun olmuş bir doktor var ve bu doktor böyle çok ücra bir yere atanıyor. Ve burada zihniyetle, insanların batıl inançlarıyla tamamen kendilerini dış dünyaya kapattığı bir zihniyetle savaşını anlatıyor sanırım. Daha okumadığım için tam olarak bir şey diyemem. Genç doktorun gündelik hayatına karşılaştığı bütün zorlu sınavlar, yazarın elinde olağanüstü güçlü bir anlatımla, dram sınırlarında gezinen bir dokunaklıkla öykülere dönüşüyor demiş. Bu kitabımız da böyleydi. Eğer ki okursam yakın zamanda bunu da paylaşmak isterim. Çünkü çok fazla böyle önerildiğini duyduğum bir kitapta değildi aslında. Ama böyle bir şeyler almak istediğimde genelde modern klasiklerden birkaç tane kitap ekliyorum ben sepetime. Çünkü bazen gerçekten güzel şeyler çıkabiliyor karşınıza. En azından size hitap eden şeyler çıkabiliyor bence. Şimdi çok sevdiğim bir yazarın etrafında dönüyorum yine. Böyle şey oluyor. Çok alışveriş yaparken çok fazla garantiye dönmeye başladığım dönemler oluyor. Bu da onlardan biriydi. Ben denemeleri okumayı çok sevmiştim. Denemeleri okumayı çok sevdim ve böyle sürekli açıp açıp altını çizdiğim yerleri de okuyorum ben. O yüzden yavaşladıkça çoğalıyorum diye bir sadece içinde aforizmalarının olduğu bir kitap aldım. Zaten Montaigne ile ilgili en güzel şey, çok çok güzel ve hani çok beni tanımlayan ama kendimi ifade edemediğim şeyleri kendisinin ifade etmiş olması. Ve bir şekilde de aynı zihin yapısına sahip olmak benim hoşuma gidiyor. Zaten içi de bu şekilde. Okuması çok kolay ve keyifli de oluyor böyle. Sürekli güzel cümleleri art arda okumak benim hoşuma gidiyor. Daha önce böyle yine sadece bir aforizmaların olduğu bir kitap daha almıştım. Arada bir güzel gidiyor bence. Şimdi bu aldığımda isminde çok güldüm ama yine bir Oscar Wilde şeyi, klasiği bence. Hatta konusu da çok komik. Ciddi olmanın önemi. Oscar Wilde burada şöyle diyor. Hatta direkt kendi cümleleriyle okumak istiyorum. Evlilik teklifi mevzusunda romantizmle ilgili hiçbir şey görmüyorum. Aşık olmak elbette ki romantiktir. Ama bir evlenme teklifinde romantik olabilecek hiçbir şey yok. Alınan cevap evet olabilir. Fikrimce. Genelde de öyle olur zaten. O cevaptan sonra ise tüm büyü bozulur. Heyecan uçup gider. Aşkı aşk yapan şey belirsizliğidir. Eğer bir gün evlenecek olursam muhakkak bu gerçeği unutmak adına elimden geleni yapacağım demiş. Bilmiyorum, bazılarına ters gelebilir ama ben çok seviyorum. En azından bunu anlatma şeklini, bu açıklığını seviyorum. Ve bence çoğu insanın da genel olarak düşündüğü bir fikir bile olabilir bu bence. Yine bir Oscar Wilde serime bir kitap daha eklemiş oluyorum böylece. Bakalım, böyle bilmediğim Oscar Wilde kitapları varsa da bana önerebilirsiniz. Ben cidden böyle bir yazara bağımlı olmuş olabilirim diye düşünüyorum artık gerçekten. Bu kitabımız da böyleydi. Şimdi yine çok yakın zamanda okuduğum Romantik Hareket'i çok fazla anlatmıştım. Çok sevdiğimi de söylemiştim. Anlatım tekniğini ve yazarın cümle kurma şeklinden de çok hoşlandığımı söylemiştim. Ve aşk üzerine kitabını bulamamıştım. Hala da bulamadım, alamadım yani. Ama onun yerine daha güzel bir şey buldum. Seyahat Sanatı kitabını aldım. Yazar seyahat için şöyle söylemiş. Seyahati tatil ya da iş rutininin gerektiği bir aracı değil, ruhu dinlendiren ve iyileştiren bir etkinlik olarak gördüğünü söylemiş. Seyahat planı ise çok basit. Gidilecek yer uzaklar, rehberiniz yazarlar. Böyle altında çok güzel yorumları da vardı. Okuyan herkes de çok beğenmiş. Ben de zaten bu şekilde, yani yazarı da çok sevdiğim için yine böyle araya farklı yazarlar almaya çalıştım. Bunun için uğraştım. Ama yine de dediğim gibi böyle bir sevdiğim şeylere daha çok böyle elim gitti. Hatta böyle sürekli ilk videolarımda falan şunu söylemiştim. İşte bir yazarın tüm külliyatını bitirmek istemek bana göre değil falan demiştim. Demek ki gerçekten çok sevmekle alakalı bir şeymiş. Ben yine bu külliyat bitirme işine böyle sürekli sadece ama sadece bir süre boyunca o yazarı okuma konusuna çok yakın değilim. Ama dediğim gibi sevdiğim yazarları da çok kolay bırakamıyorum galiba ben. Bu kitaba da bakarız birlikte ilerleyen zamanlarda umarım. Şimdi diğer kitabıma geçelim. Diğer kitabım bana önerilen kitaplardan biriydi. Bir yorumlarda önermişti. Yine Can Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Kitabınızın adı Ay Sarayı. Kitabın kapağı çok güzel bu arada. Kitabın kapağını çok fazla beğendim. Buradaki arka kapağının gördüğüm kadarıyla ana karakterimiz artık çalışmamaya, yememeye ve içmemeye başlıyor. Ve bunun sonunda ne olacağını merak ediyormuş. Bununla birlikte hep iç monologlarından bahsediliyormuş kitapta. Yani genelde bu
yememe, içmeme ve çalışmama evresinde karakterin iç çatışmalarını ve konuşmalarını okuyoruz anladığım kadarıyla. Kitap için arka kapağında şöyle söylemiş: gülümseten ama hüzünü de elden bırakmayan bir yaşlanma öyküsü demiş. 1990 yılında da yılın en iyi kitabı seçilmiş Fransa'nın ünlü bir kitap dergisinde. Mesela şu an kitabı karıştırırken önüme bir yer geldi. Mesela şöyle söylemiş. Niye böyle denk geldi bilmiyorum. Oscar Wilde'ın üzerine galiba bu güzel oldu. 33 yaşındaydım ve 4 yıllık evliydim. Bütün yaptıklarım içinde en yanlışım o evlilikti demiş. Kitabı okuyanlar varsa bu arada yorumlara da yazabilir. Ben kitabı sanki ilk sıralara alacak gibiyim şu an. O yüzden tekrardan bunun üzerine de konuşabiliriz inşallah. Şimdi en son kitabımıza geçelim. Bunu yorumlardan birinde görmüştüm. Oscar Wilde'ın kitabında, Dorian Gray'in portresinde. Orada karakterlerden biri bir kitap okuyor ve bu kitaptan sonra hayatım değişti vesaire gibi birçok cümle kullanıyor bunun üzerine. Ben de Oscar Wilde'ı çok sevdiğim için bir takip eden arkadaşımız da altına hemen işte bu kitabı, o kitap bu kitaptı diye yazmış. Ben bilmiyordum açıkçası. Onu söyleyince hemen bunu alma kararı verdim zaten. Zaten kitapla ilgili böyle yorumlara bakarsanız hep böyle işte çok hep böyle çok 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 abartı cümleler kullanılmış. O yüzden çok merak ettim ben de. Bu kitaba da bakabilirsiniz. Dorian Gray'in portresinde okuduysanız sizin de merakınızı cezbeder diye düşünüyorum açıkçası. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Aldığım kitaplardan okuduğunuz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü şu an bir Ahmet Terli'nin şiir kitabı dışında bir şey okumuyorum ben de. Benim Eylül ayı için yaptığım alışveriş bu kadardı. Artık Ocak ayındaki defter, ajanda vesaire alışverişine kadar çok fazla bir defter alacağımı düşünmüyorum ama bilmiyorum. Eylül ayı sanki defter alınacak bir ay gibi. Öyle hissettiriyor. Benim alışverişim bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Bana önerileriniz varsa veya kitaplarla ilgili atladığım bir konu, durum varsa aşağıya yazabilirsiniz. Videomu beğenirseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.